Diğer ayakkabıyı da biraz daha kaldır. Dayı şarj almayı sen de... Sen al da başla. Hadi hayırlı olsun. Bir de bir de artmıyor ya. Artmıyor mu? O zaman artmadı desek ne olur? Kardeşim sonuçta mı geliyor? Evet. Oyna baban gidi aklıma ya. Şey sen. Ben de inek yok. Yok. Sonra lokantadan alayım ben inek. Dana derisinden olmak üzere tek parçada meydana gelen, istediğinde ayakkabı şeklinde, istediğinde terlik niyetine kullanılan ayakkabımızdır. Ayak ezmez, rahat bir şekilde giyilen bir ayakkabımızdır. Sır derisinden yapılmak üzere tamamen el işçiliğidir, fabrikasyon değildir. Takım elbiseyle her kişinin güzide bir şekilde giyebileceği bir ayakkabıdır yani. Yapılışı üstü deri olmak üzere, el işçiliği olmak üzere kalıp ve deri ile ikisi bir araya gelip de çarşamba ayakkabımızın bitmiş hale gelen bir ürünümüzdür. İlgi genelde yazın daha güzel oluyor. Düğün zamanları daha güzel oluyor. Dışarıdan yabancı abilerimiz, amcalarımız geldiği zaman daha güzel oluyor. Eski giyicilerimiz kalmadı. Yani genelde 60 yaş grubu çok güzel giyiyor. Bir de şoförlerimiz genelde tutuyor. Dediğim gibi takım elbise üzerine günlük giyebilecek bir rahat bir ayakkabımızdır. Bu okul olayından dolayı son 10 seneden bu yana sırf bizim mesleki değil yani. Bütün mesleki gruplarda maalesef çırak olayında sıkıntı var. Az çok siz de bilirsiniz. Yani çocuk gözünü açıyor, direkt okula gidiyor. Tam açacağı zamanda 16-17 yaşında oluyor. Buna şuna getir, buna getir demek çok zor. Yani çocukluk yıllarında yetişme durumu, çıraklık durumu biraz zor yani. Yani çocuk yetişmiyor yani. Bu genelde eğitim yaşı küçüldüğü için pek sıkıntımız oluyor yani. Tabuğumuz genelde yumurta burun olduğu için kalıplarımız şuradaki mesafe demeyelim de buradaki taban oturmayla burnun oturmasını 0'a 0 paralel geldiği için denk geliyor. Hani bunun ayağa girdiği zaman yorma olayı falan olmaz. Hani şöyle de baktığımız zaman şu burunla şu topuk 0'a 0 geliyor. Yani o yüzden dolayı pek ayaklarımızı rahatsız etme durumu yok. Yani genelde paralel geldiği için yormaz yani. Dediğimiz gibi asfalttaki yürüyüşteki her yerde giyilen bir ayakkabımız yani rahatsız etmez. Yani biri bir tarafta uzun da biri kısa gelmediği için paralel olduğu için rahat bir ayakkabımız. Ya bu 70 seneden beri var. Ya bunu ilk önce bildiğimiz Samsunlu sanatçılarımız Orhan Gencebay olsun. Ondan sonra ondan görüp de Yıldıray Çınar olsun. Böyle sanatçılarımız giymiştir yani. Bildiğimiz ünlüler, Ferdi Tayfurlar, Cüneyt Arkın vesaire hepsi giymiş abilerimiz yani. Şu anda 700 ila 1000 lira arasında değişiyor. 700 lira olanlar lastikleri oluyor, kösele olanlar da 1000 lira oluyor. Kösele saat bakımından iyi oluyor, bu da dayama bakımından iyi oluyor. Yani malum burası toprak ve arazi olduğu için genelde bunlara tercih ediliyor sağlamlık bakımından. Yani altı neolit olanlar, sünni olanlar. Kösele olanlar genelde ayakları rahatsız olup da saat dayanma bakımından dayanmıyor ama bu saat bakımından iyi oluyor. Bu hakiki kösele olan budur yani. Aslında giyecek ayakkabı da budur. İnsanın elektriğini alıyor, stresini alıyor, ne bileyim yani. Bayağı bir rahatlık bakımından öbür köselemiz daha iyidir yani.